Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte piyasaya iddialı bir ön kamerayla giriş yapan Casper Via P2'yi inceliyoruz. Bu arada unutmadan size ufak bir duyurumuz var arkadaşlar. 21 Kasım tarihinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde olacağız. Saat 14.00 ile 15.00 arasında canlı canlı YouTube muhabbetlerinin konuğu olacağız. Herkesi tanışmaya ve konuşmaya oraya bekliyoruz. Peki ön kameranın nesi iddialı diye soracak olursanız buyurun incelememize geçelim ve ön kameramızla başlayalım. Öncelikle kameramız 20 megapiksel ön kameradan bahsediyorum. Aynı zamanda bu 20 megapiksellik kamera bizlere flash desteği sunuyor. Yani düşük ışıkta işimizi oldukça rahatlatıyor. Firmanın iddiası da Türkiye'de ilk defa bu değerlere sahip telefon olması. Örneklerde de görebileceğiniz gibi ön kamerayla çekilen fotoğraflar oldukça güzel. Özellikle abartı renkler olmaması, renklerin doğala yakın olması daha cezbedici bir hale getiriyor. Düşük ışıkta kumlanmaları bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ancak gündüz ya da bol ışıklı bir yerdeyseniz kamerayı oldukça verimli kullanabilirsiniz. Bir de 20 megapiksel çekilen fotoğrafı daha kaliteli, daha güzel yapmıyor arkadaşlar. Bunu bir açıklayalım. Ancak bu 20 megapiksel değer size fotoğrafın kenarından, köşesinden daha az kayıp vererek kırpmanızı sağlıyor. Yani megapiksel değerimizin yüksek olmasının avantajı böyle bir şey. Ana kameramıza baktığımız zaman 13 megapiksel değeri bizleri karşılıyor. Ön kameramız kadar dikkat çekmese de yine de gün ışığında iyi işler yapabiliyoruz. İki kameramızın da 1080p video çektiğini belirtelim. Hem ön hem de arka kameramızda sallanma karşıtı önlemler alınmış. Ancak bu özelliği aktif ettiğimizde videoların kenarlarından biraz kırpıyor. Arkadaşlar şu anda sesimi telefonun kendi mikrofonu üzerinden dinliyorsunuz. Yani ses kaydını bu şekilde yapıyor. Oldukça sade ve anlaşılabilir bir kamera arayüzü bizleri karşılıyor. Panoramik, yüz güzelliği gibi modların yanında bir de profesyonel çekim için ayarları tamamen sizin yapabildiğiniz bir modda mevcut. Kameralarımızdan sonra biraz da telefonun tasarımına değinelim. Telefon 5.3 inçlik HD ve IPS bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekranımız da Gorilla Glass 3 ile birlikte korunmuş. Metal kasası sayesinde toplam ağırlığımız 163 grama çıkıyor. Ekran gövde oranımız biraz günümüzün gerisinde kalıyor. Özellikle alt taraftaki ana ekran geri ve açık olan uygulamaları görme tuşları buna sebep veriyor. Bunun yanında arka kameramızın hemen altında bir parmak izi okuyucusu eklenmiş. Bu kısmın en altında da hoparlörümüzü görüyoruz. Telefon Android 7 ile birlikte geliyor ve elimizdeki altın renk seçeneği dışında bir de siyah renk seçeneğimiz var. Telefon çift sim kart desteğini bizlere sunuyor. Bir de telefonumuzda kızılötesi var arkadaşlar. Bu kızılötesi sayesinde evdeki böyle televizyon olsun, klima olsun, ev sinema sistemi olsun gibi aletleri kontrol edebiliyoruz. Çoğu telefonda bu özellik yok. Bence oldukça önemli bir detay. Telefondaki önemli noktalardan bir tanesine daha değinelim. Yani pilimize. Toplamda 4000 mAh'lik bir bataryamız var. Bunun yanında bataryayı toplamda 2,5 saat civarında tam olarak doldurabiliyoruz. Aşırı yoğun kullanımlarda tabii ki de bu 2 gün 3 gün süreleri geçerli. Telefonumuzun MediaTek MT6753 işlemcisi ve Mali T720 grafik işleme birimi bulunuyor. 3 GB'lık RAM'e aynı zamanda da 32 GB'lık bir depolama eşlik ediyor. Giriş seviyesine yakın bir teknik özellik tablosu gördüğümüz telefonda oyunlarda çok fazla takılmalar yaşamasak da yine de ilk amaç oyun oynamak değil. Artık son sözlerimize gelebiliriz. Telefonumuzun fiyatı videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 1299 TL yani 1300 TL. Hedef kitlesi de uygun fiyatlı telefon arayıp öz çekime ve pile önem veren telefon kullanıcıları diyebiliriz. Parmak izi okuyucusu, arttırılabilir hafızası, ekstra işimize yarayacak özellikler bunları da belirtelim. Yani uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız telefon artıları bunlar, ona göre tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 20 megapiksellik ön kameraya sahip olan Casper Via P2'yi inceledik. Telefonla ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz şurada duran beğen butonuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.